platformlarda bir tür hibe, bir tür bağış, çok düşük faizle verilen krediler var. Mesela Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankara Dikmen metrosunu yapmayı kafasına koydu ve gitti başvurdu. Bir proje hazırladı ve bunu Avrupa'daki bir konsorsiyuma götürdü koydu önüne. Şimdi bunları da engelleyebilirler mi diye bir korku Şimdi var. Fatih Bey bakın belediyelerimizin kredi notları çok yüksek ve her geçen günde yükseltiyorlar ve dünyada finans çevresi belediyelerimize çok sıcak bakıyor. Zaman zaman gelip üst düzeyde yöneticilerini gönderiyor. Bizim belediye yetkililerimiz gidiyor, görüşüyor üst düzeyde. Bizim bu konuda sorduğumuz yok. Yani bugün devletin yönetenlerin alamadığı o kaynakları, fonları, hibeleri bizim belediyelerimiz alıyor ve bununla ilgili gerekli altyapıları oluşturuyor. Ama saraydaki maalesef benim yapamadığımı sen nasıl yaparsın? Ben sizi işte Topal ilan ettim, asla buna izin vermem. Yani vatandaşın faydasına olacak, vatandaşın içinde bulunduğu sorunlara çözebilecek olan bu ucuz, uzun vadeli bir kısmı hibe fonları maalesef bu ülkenin ee, yararına koyamıyoruz. Bakın ben belediye başkanlığı yaptığım dönemde de Fatih Bey. E, Avrupa Birliği'nden atık su arıtma tesisi için e, hibe e, fonuna başvurmuştuk ve inanın o zaman bakın yüzde seksen biri hibe, yüzde seksen biri hibe, yüzde dokuzunu Şehircilik Bakanlığı karşılayacak, yüzde onunu belediye öz kaynaklarıyla karşılayacak. Bunu alabilmek için çalmadığımız kapı, uğraşmadığımız yer kalmadı. Sonunda başardık, aldık ama zaman kaybettik o zaman da. Zaman kaybettik. Bugün Ordu Atık Su Arıtma Tesisi, ileri biyolojik arıtma tesisi var. İçme suyu ve atık suları kolektörleri tamamen yenilendi. Asbestli içme suyu boruları yenilendi. Tamamen e, sıfır bir tesise kavuştuk. Kim kullanıyor bugün orayı? Ordu'da hemşerilerimiz kullanıyor. kullanıyor. Tabii, tabii. Kim faydalandı? Türkiye Cumhuriyeti faydalandı. Niye? %81 hibe. En yüksek hibe. Siz şimdi yabancı ülkelerden hibe kaynak buluyorsunuz ve diyor ki hayır dur bakayım ben bunu inceleyeceğim şu bu hibe hani yüksek faizli bir kaynak olur belediyeyi zora düşürecektir ödeme planı çok e, kısıtlıdır şudur budur dersiniz ki bak sen bunun altından kalkamazsın sen bunu ödeyemezsin bu konuyla ilgili sıkıntın olur dersin ama bu hibe bu anlayış bu akıl hiç değişmedi o günden bugüne daha da giderek arttı Oy kaybettikçe, toplumun gözünde itibar kaybettikçe, kendi belediyeleri başarısız olup bizim belediyelerimizin başarısı arttıkça acaba ben ne yapabilirim de CHP'li belediyeleri, muhalefet belediyelerini başarısız gösteririm? Onları çalıştırmam bunun çabasının içerisinde ama vatandaş da görüyor, milletimiz de görüyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler oldukça başarılı ve her geçen günde başarısını artırıyor. Şimdi Sayın Torun burada bir sorun var. Şöyle bir sorun var. O zaman milli iradenin bir anlamı kalmıyor. Yani insanlar sandığa gidip oy verirken kendileri yerel seçimlerde de genel seçimlerde milli irade olarak, halkın iradesi olarak bir oy kullanıyorlar. İstediği siyasi partiyi iktidar yapıyor. istediği belediye başkanını al diyor, kenti yönet diyor. Eğer AKP böyle bir yöntem geliştirirse yani Benden olmayın belediye seçerseniz size hizmet götürmem, sizi aç bırakırım, sizi otobüssüz bırakırım, sizi araçsız bırakırım, sizi metrosuz bırakırım derse sandığın ya da seçimin bir anlamı kalıyor mu? Şimdi Fatih Bey o işine gelince milli irade. Eğer kendi lehine ise milli irade. Ama kendi aleyhine vatandaşın e kendisi de teveccühü azaldıysa irade mirada kalkıyor. Şu anda hiç bazı konularda milli irade diyebiliyor mu? Diyemiyor. Niye? Geçmişte her konuda sandık sandık diyordu. Şimdi sandık diyebiliyor mu? Sandıktan kaçıyor şimdi. Sandığı hiç gündemine alıyor mu? Vatandaş sokakta biz gittiğimize getirin şu sandığı önümüze diyor. Sayın Genel Başkanımız her fırsatta diyor getirin şu sandığı diyor. Muhalefet partisinin genel başkanları da diyor madem o kadar milli irade milli irade diyorsun buyur getir sandığı diyor. Hiç sandıktan söz ediyor mu? Hiç milli iradeden söz ediyor mu? Hadi gelin bakalım diyebiliyor mu? Korkuyor sandıktan kaçıyor. Artık milli iradenin kendisine vereceği o dersi görüyor. Artık o iradenin kendisine gösterdiği eleştiriyi biliyor. Ülkeyi yönetemediğini, sorunları çözemediğini, artık ülkeyi felakete doğru götürdüğünü bu millet görüyor. O yüzden milletten korkuyor. O iradeden korkuyor. Onun için de zaten sandıktan kaçıyor. Sandığı telaffuz dahi etmiyor. Şimdi zaten bugün Deniz Yereğli yazmış katılıyor onun yazdıklarına en az iki yıl bu ülkede bence de seçim çok zor çünkü elindeki bütün olanakları ve imkanları AKP iki yılda kullanmak isteyecek yani düşünün ki Cumhurbaşkanı şimdi bir kararname çıkardı Çanakkale'den Hatay Samandağına kadar bütün sahillerdeki hazine arazilerinin sevki başkasına devri konusuna tek imzayla kendisi karar veriyor. Çevre Bakanlığı ile beraber ama asıl yetki kendisinde. Şimdi bütün olağanüstü yetkileri üzerinde toplamış ve Türkiye'deki tüm rant dağılımını kendine göre planlamış bir anlayış. Niye erken seçime gitsin? Valla bu vatandaş e, getirir de götürür de Fatih Bey. E, yarın vatandaşın e, iradesi her alanda kendini gösterince o e, o e, irade yerini bulur. Elbette ki o kişiler hırslarından, ihtirasından, o e, etrafındaki o e, çetelerden, e, beslemelerden tabii ki e, bunu kaybetmek istemez. Böyle bir olayı kaybetmek istemez ama bu millet bu millet getirir de götürür de o iradesini de er veya geç e, oraya koyar. Bazen olur ki e, e, siz ne yaparsanız yapın ne kadar kalmak isterseniz kalmak isteyin. Ne kadar görev sürenizi uzatmak isterseniz isteyin. O irade sizi oradan alır, götürür. Geçmişte de yaşandı. Anap'ın ve DSP'nin baraj altında kaldığı yıllar var. Yine çok güçlü bir şekilde geliyorlardı. Özellikle Anap gitmeden hemen hemen bir, bir, bir yıl iki ay önce seçim sistemini değiştirmişti. O seçim sistemiyle baraj altında kaldı. Hatırlarsınız bu belki. Millet, bu millet o kadar büyük bir millet ki demin söylediğim gibi Fatih Bey ister seçim sistemiyle oynayın ister kalmak için o koltuğa yapışın tutunun ne yaparsanız yapın milletin iradesi gelir sizi bulur ve o irade ee, size dersinizi verir. Şu anda da bizim sahada gördüğümüz olay o. Ee, ne kadar kaçarlarsa kaçsınlar, ne kadar seçimi geciktirirlerse geciktirsinler, o iradeden asla e, kaçamazlar. Peki iki sene var diyoruz ama milletin hali perişan ya. Yani gerçekten bunu konuşurken. Ya şimdi Fatih Bey, bakın e eğitim konuşmuyorum yani. Bakın eğitim dönemi başladı değil mi? Bugün çocuklarımız evet, okula buyurun. başladı. Şimdi e, öncelikle ben. Bütün eğitim camiamıza, öğrencilerimize, eğitimcilerimize yeni dönemin 2021-2022 dönemin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, başarılar diliyorum. Biz bu eğitim, öğretim dönemi başlamadan da bütün belediyelerimize bir yazıyla özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyacının giderilmesinde, defter, kalem, giyecek, kırtasiye konusunda destek olunmasını istedik. Bütün belediyelerimiz ellerinden geldiğince ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bunu ulaştıracak ve bu konudaki eksikliği giderecek. Fakat bakar mısınız ee, yeni bakan, eski bakanın söylemleri farklı, şimdi yeni bakan